Bu videoda size karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini anlatacağım. Hemen başlayalım. Elimizdeki karmaşık sayılardan biri a olsun. a, 3 artı 2 i'ye eşit. Ve diğer karmaşık sayı olan b ise, eksi 1 eksi 3 i'ye eşit. Şimdi a ile b'yi toplamak istiyorum ve diyelim ki, c karmaşık sayısı da a artı b'ye eşit. Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu toplama işlemini kendi başınıza bir deneyin bakalım. Evet, ne diyorduk? Bu toplama işleminin sonucu ne olur? 3 artı 2 i. Bu a karmaşık sayısı. Artı, eksi 1 eksi 3 i olan b karmaşık sayısı. İşte böyle. Parantez kullanarak a ile b'yi de ayrı ayrı göstermiş oluyoruz. Şimdi sıra bu iki sayıyı toplamaya geldi. Peki bunu nasıl yapacağız? Reel kısımla sanal kısmı toplayamayız. İşte bunun için karmaşık sayılar reel ve sanal kısımlardan oluşurlar. Sanal kısımla reel kısmı toplayabilseydik, karmaşık sayıları zaten bu şekilde ifade ediyor olmazdık. Evet, reel kısımla sanal ya da imajiner kısmı birbirleriyle toplayamayız. Ama iki karmaşık sayının reel kısımlarını ve sanal kısımlarını birbirleriyle toplayabiliriz. Yani 3 ile eksi 1'i toplayabilirim. Bunun sonucu ne olur? 2. Sırada sanal kısımlar var. 2i eksi 3i işleminin sonucu olarak da eksi i buluruz. Evet, gördüğünüz gibi reel kısımları ve sanal kısımları birbirleriyle toplayarak 2 eksi i sonucunu elde ettik. Aynı işlemi karmaşık düzlem üzerinde de gösterebiliriz. Bunun için argant diyagramına ihtiyacımız olacak. Biliyorsunuz argant diyagramı karmaşık sayıları karmaşık düzlemde birer vektör olarak göstermemizi sağlar. Bu sanal eksen, bu da reel eksen. A neydi? 3 artı 2 i'ye eşitti. Burası 1, 2, 3 ve sanal eksende de 1, 2. Evet, a reel eksende 3, sanal eksende de 2'ye denk gelecek. Yani bu nokta a'yı vektör olarak gösterecek olursam, orijinden bu noktaya bir doğru çizmem yeterli olur. İşte argant diyagramında a karmaşık sayısını bir vektör olarak bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi sıra b'de. b, reel eksende eksi 1, sanal eksende ise eksi 3. Son olarak, orijinden bu noktaya bir doğru çizersem, b'yi de bir vektör olarak ya da b karmaşık sayısını karmaşık düzlemde bu şekilde göstermiş olurum. Ve a ile b'yi toplayacak olursak, bu işlemi aynı vektörleri topladığımız gibi yapabiliriz. b vektörünün başlangıç noktasını, a vektörünün bitiş noktasına taşıyacağız. Hepsi o. Kısaca a vektörünün bitiş noktasından 3 birim aşağı ve 1 bir birim sola gitmemiz lazım. Bunu yaparsak da, bu noktaya gelmiş oluruz. Ve bakın aslında yaptığımız tek şey b vektörünü buraya taşımak oldu. b'nin başlangıç noktasına a'nın bitiş noktasına getirdik. b vektörünü bu şekilde çizelim. Aslında b karmaşık sayısı demeliyim, b vektör değil. Evet, işte b. Şimdi a'nın başlangıç noktasından b'nin bitiş noktasına gidecek olursam ne bulurum? c vektörünü. Yani a artı b'yi. Ve c hakkında az önce ne demiştik? c 2 eksi i'ye eşitti. 2 eksi i'ye eşitti. Bakın reel eksende 2 ve sanal eksende eksi 1. İşte c vektörü ya da c karmaşık sayısı a artı b. Bu örnekte iki karmaşık sayının toplama işlemini sanki iki vektörü topluyormuşuz gibi yaptık. Sonuç olarak bu iki işlemin birbirine çok benzediğini gördük. Neden mi? Çünkü aynı vektörler gibi karmaşık sayılarda iki bileşenden oluşur ve bu iki bileşeni birbirine ekleyemezsiniz. Karmaşık sayının reel kısmını bir vektörün yatay bileşeni, sanal kısmını da dikey bileşeni olarak düşünebiliriz. Bu kadar basit.